Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz BMW F30. F30 bu kez 320 dizel X-Drive versiyonuyla test konuğumuz oldu. F30 3 serisinin 6. nesli ve 2011 yılından 2019 yılına kadar üretilen bir model. Bu otomobilin kasa kodu bahsettiğim gibi F30, 31, 34 ve 35 kasa kodlu versiyonları da var. 30 sedan olan, 31 station wagon olan, 34 Gran Turismo olan ve 35 ise uzun dingil mesafesine sahip olan BMW 3 serisi. Daha önce bu modelin 316i ve 320iED versiyonlarını test etmiştik. Bu kez 320 dizel ve X-Drive versiyonuyla konuğumuz olan aracı Sivas Otantika Motor'dan temin ettik. F30'un benzinli olarak 1.5, 1.6, 2 ve 3 litrelik versiyonları, dizel olarak ise 2 ve 3 litrelik versiyonları var. 2 litrelik versiyonlar kendi arasında 2'ye ayrılıyor, 3 litreler 3'e ayrılıyor. N, S ve B kodlu 3 litrelik benzinli makineleri var. Araçtaki dizel makinelerse N ve B kodlarıyla adlandırılıyor. Bizim test konumuz olan araç BMW'nin N47 kodlu motoruna sahip. 208 bin kilometrede olan 320, 2014 model ve üzerindeki motor 180 beygir güç, 380 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1550 kilo civarında, 480 litre bagaj hacmi sunuyor. 8 ileri tork konvertörlü ZF şanzımanıyla birlikte 7.4 saniyede 0'dan 100 kilometreye çıkabiliyor. Bu otomobilin en güzel özelliği ise 4 çeker olması, yani X-Drive olarak geliyor olması. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bu otomobil BMW 320 dizel X-Drive olarak kayıtlara geçen bir otomobil. Yani model isimlendirmesi bu şekilde oluyor. Bu otomobilde birçok farklı donanım seçeneği ve opsiyon var. Şimdi biz aracın detaylarına bir geçelim. Ön tarafta mercekli LED aydınlatmaları var. Aynı zamanda far yıkamaları var. Fakat park sensörleri mevcut değil. Yine alt tarafta spor bir tamponu ve sis lambaları var. Yan tarafa geçtiğimde burada 225-45-18 ebatlarında lastiklerin sardığı 5 kollu jantlar var. Bunlar da oldukça güzel gözüküyor. Yan tarafa geçtiğimde yine o standart BMW tasarımını da görüyorsunuz. Aslında çok sert olmayan, yumuşatılmış sert hatlara sahip olan bir tasarımı var. Üst kısmında bir tane sunroofu var. Arkada yine LED aydınlatmalar var. Fakat sinyaller önde de arkada da halojen olarak yanıyor. Solda X-Drive, sağ tarafta da 320 dizel logosunu görüyorsunuz. Şuradan hemen bagaj kapağını açayım. Arkasına doğru geldiğimde içleri yumuşak plastikle bezenmiş. Şu kısımları, elime değdiğim yerleri kaplı olarak geliyor. Eşikler siyah BMW logolu. Arkada bir tane koldağına ve içerisinde iki tane bardaklık var. Arkada iki tane havalandırma menfezi de mevcut. Yine bu otomobilde kapıların altında aydınlatmalar var gördüğünüz üzere. Tavanda bir aydınlatma, bir sunroof, üç tane tutamak. Sol ön tarafta bir tane gözlüklük var ve emniyet kemeri mandalları ayarlı değil. Ön taraf için tabii. Önde kapı hissiyatları oldukça güzel. Yine kapı üstleri arkadakilerle aynı. Burada biraz daha genişletilmiş kapı içi gözleri mevcut. Araçta standart tip BMW koltukları var. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Rahatlar, yanal destekleri çok iyi değil. Sırtlık da iyi ama minder kısmında çok iyi değil. İki hafızalı elektrikli koltuk sol tarafta var. Hafızası olmayan elektrikli koltuk sağ tarafta var. Test konumuz olan araçta. Yine buradan kaput açabiliyorsunuz. İki defa çekerek, BMW'lerde böyle oluyor. Halı kaplamaları ve buradaki paspasları oldukça güzel gözüküyor. İçerisine bindiğimde sol tarafta havalandırma menfezi ve far ayarları var. Burada standart kadranları var. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Hatta şöyle bir marşa basayım. Bu kadran aslında iki tip geliyor. Sadece şu ortası renkli olarak gelen var. Bir de şöyle yan tarafa doğru uzayan versiyonu var. Bu biraz daha büyük bilgi ekranına sahip olan versiyonu. Ortaya geçtiğimde burada NBT diye adlandırılan bir ekran var. Bu ekranlar biliyorsunuz küçüğü var, büyüğü var. Değiştirilebiliyor sonradan da. Onun altında yine karbon efekti verilmiş bir kuşak geçiyor. İki tane havalandırma menfezi var. Ses sistemi, çift taraflı dijital klima, ön koltuk ısıtmalar bu otomobilde mevcut. Aşağı indiğimde burada şöyle bir alan var. Bunun içerisinde bir şekerlik var ve bir çakmaklık çıkışı. Yine şurada bir alan var. Bunu kaldırdığımda alt kısmı gördüğünüz üzere bardaklık oluyor. Bunu tekrar koyduğumdaysa şöyle bir göz oluyor. Burada Sport, Comfort ve Eco Pro adında 3 farklı moda ayırabileceğiniz bir tuş var. 8 ileri ZF şanzımanın kolu burada ve buradan da multimedya ayarlayabiliyorsunuz. Geri vitese taktığımdaysa şöyle bir geri görüş kamerası çıkıyor. Arka tarafta mekanik bir el freni var ve burada da küçük bir kol dayanağı var. İçerisinde bir USB ve bir AUX olan. Sağ tarafta ise kilitli bir torpido gözü var. Aydınlatmalı ve içerisi kaplı bu torpido gözünün. Yukarı çıktığımda ışıklı makyaj aynaları, sunroof ayarı ve aydınlatma ayarları burada var. Böyle mavimsi bir sarı aydınlatması var. Ortada da otomatik karar anıç dikiz aynası mevcut. 320 dizelin iç ve dış detayları böyleydi. Dediğim gibi alacağınız 320 dizel farklı donanımlarda olabilir. Bu otomobilde hız sabitleyicisi de var mesela. Bu araçların çoğusunda hız sabitleyici standart gelmiyor. Sadece sınırlama geliyor. 320 dizelin sürüşünü göstermek istiyorum size. Çünkü bu kasada F30'da benim en sevdiğim, en performanslı ve en yeterli bulduğum motor seçeneği bu seçenek. X-Drive'da BMW'de seviyorum açıkçası. Arkadan itiş de güzel oluyor ama Türkiye şartlarında çok kullanışlı bulmuyorum. O yüzden X-Drive'la bir an önce sürüşünü anlatmak istiyorum.
Hadi sürüşe geçelim. BMW F30 3 serisinin en prestijli modellerinden bir tanesi. Bu prestij her ekonomi kitlesinden insanları kendisine çekebilen bir detay aslında. Çünkü bu otomobile binen herkes aslında aynı ekonomik koşullara ya da benzer ekonomik koşullara sahip değil. Bu otomobilin yorulmuş, birazcık canı alınmış, yıpratılmış versiyonlarında farklı ekonomik koşullarından insanlar kullanabiliyorlar. Bunun temel sebebi biraz daha gösteriş yapmak ve benim BMW'm var demek. Arkadan itiş versiyonları çok fazla bulunuyor ve ülkemiz şartlarında bence çok kullanışlı olmayabiliyor. Özellikle güçlü arkadan itişse kullanışlılık seviyesi birazcık düşük oluyor. Fakat 4 çekerini aldığınızda her türlü zorlu şartlarda, kış yollarında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve herhangi bir yolda kalma durumu, bir yokuşu çıkamama durumu olmuyor. O yüzden xDrive, ben bir BMW kullanıcısı olsam kesinlikle tercih etmek isterdim. Gücüm yeter miydi bilemiyorum ama tercih eder miydim? Etmek isterdim illaki. 320'nin çok oynanmamış, direksiyonu M-Sport'la değiştirilmemiş, kaplamaları siyah kırmızı yapılmamış versiyonunu bulması birazcık zor aslında. Açıkçası 320'nin M-Sport direksiyonları güzel ama ben bu direksiyonu daha çok seviyorum. Daha bir BMW kullanıyormuşum havası bende yaratmıyor değil açıkçası. 320 dizel kronik problemlerinden başlayacağım anlatmaya. Çünkü bu otomobil bana her sorulduğunda ilk sorulan şey bizi çok yorar mı? İşte şimdi bunun cevabını verelim. 320 dizelin motor anlamında kronik problemleri aslında zincir. Zincir bunun eski nesli olan E90'larda kullanılan motorlarda çok ciddi kronik problemdi. Zincir kırma, zincir kırma, zincir kırma her yerde yazardı. F30'lar ilk geldiğinde artık motor güncellendi. Zincir kırma problemi ortadan kalktı dendi. Ama şöyle bir durum var. Düzenli bir BMW kullanıcısı böyle bir problemi başına gelebileceğini bildiği için belli kilometrelerde bu zincirin değişimini yapıp kullanmaya devam ediyor. Ya bir yılı geçmedi, 10.000 olmadı şeklinde yağ değiştirmezseniz hassaslığını görürsünüz. 3 serisi, 1.5 serisi hatta 1.1 serisi almak isteyen kullanıcı çok fazla seçecek bu otomobili. Sizin otomobilinizin geçmişi belli ve düzgün olduğuna inanırsa kesinlikle fazla para verip bu otomobili alacaktır. Onun dışında bu otomobilde şu kapı kollarının böyle sakız gibi olması, erimesi problemi var. Bir de şu gacırtı problemleri olabiliyor ilerleyen dönemlerde. Şuradaki tuşlar pek fazla soyulmuyor ama soyulanlarına da rastladım. Mesela bunda da kırma tuşları soyulmuş. Yani belli bir yaştan sonra bu araba 2014 model. Bu da normal bir durum. Onun dışında mazotu, yakıtı düzgün bir yerden alırsanız enjektör problemi yaşamazsınız. Ama sürekli karıştırır. Önünüze gelen yerden, örneğin Dragunov petrolden alırsanız, Dragunov diye Türkiye'de bir petrol yok bu arada bildiğim kadarıyla ama onu böyle hani bilinmedik petrol anlamında söylüyorum. O zaman problem yaşayabilirsiniz yakıt tertibatında. Bir de erken problem yaşayabilirsiniz. Bu motorun soğutma sistemine de güzel bakarsanız, çünkü BMW tarafında en büyük problemlerden bir tanesi soğutmadır. Soğutma sistemine güzel bakarsanız, işte antifriz koyarsanız, antifriz koymayan da yoktur ama yani olabilir. Bazen bazı ustalarımız şey yapıyor, ya su koy bir şey olmaz falan diyor. Sonra devir daiminin zamanında değiştirirseniz, yağ bakımlarını da aksatmazsanız bir problem yaşamazsınız. E tabii ki araç eskidiğinde enjektörleri de bitecek. Turbosunda da problem olacak. Bir de bu arabayı çok sürekli çok baskılı kullanırsanız turbo problemi de yaşayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani birazcık düzenli kullandığınızda, eğlenilmesi gereken yerde eğlendiğinizde aslında çok eğlenceli ve zevkli olarak kullanabileceğiniz bir araba. Özellikle 320 dizel için söylüyorum. Dediğim gibi ben de tercih edecek olsam, ya param olsa 320 dizel alırım. Bir de kilometre şartları tabii bana uyarsa. Kilometre şartları bana uyunca param yetmiyor. Param yetince de kilometre şartları bana uymuyor. Öyle bir çıkmazımız var. Ama bu araba gerçekten eğlenceli ve güzel bir araba. 2 litrelik 4 silindirli bu dizel motoruyla da daha eğlenceli bir hale geliyor. Şimdi gelelim aracın diğer detaylarına. Direksiyon hele çok güzel oturuyor. Dediğim gibi benim sevdiğim bir direksiyon bu direksiyon. Konsol zaten güzel. Beğenmeyeni çok azdır bu konsolun. Hakikaten çok sportif duruyor. Her bindiğimde de bir daha beğeniyorum. Sonra inip bir daha biniyorum, bir daha beğeniyorum. Öyle bir konsol yapısı var. Yerde oturuyorsun bayağı. Bir yüksekte oturmaya alışan birisi bu arabaya zor alışır. Böyle dizini kırıyorsun. Baksana dizim ne kadar yukarıda kalıyor. Böyle oturuyorsun. Bu arabanın oturma şekli bu abi. Kaputu görüyorsun oturduğun zaman. O konuda bir problem yok. Ama oturma şeklin bu oluyor. Hani böyle çok yüksek araba bindiysen bu araba seni bir yerden sonra daraltır, rahat ettirmez. Babam binse mesela buna hayatta memnun kalmaz bundan. Bel fıtığı var. Buna oturamaz zaten. Çünkü biraz yerden dediğim gibi. Konsol kısmının kullanışlılığı gayet güzel. Bardaklık premium bazı arabalarda olmuyor. Bunda var. O da güzel bir detay. Görüş açıları gayet yeterli. Ortada yan aynalarda özellikle arka taraftaki kafalıklar inceydi. Az önce gördünüz. Onların önemli bir görüş açısı anlamında avantajı oluyor. Dış yan aynalarda da standart olarak karartma geliyor bu arabada. Aynı zamanda ayna kapama da vardı bu bindiğimiz arabada. Onlar güzel detaylar. Direksiyonu abi
görüyorsun değil mi? Net bir direksiyon. Kesinlikle bu netliği adamın hoşuna gidiyor. Yani böyle bazen bazı otomobiller var. Direksiyonda hiçbir hissiyat yok. Tamam mı? Kalıp gibi işte gaz diyorsun. 200'de böyle gidiyor direksiyon. Dümdüz durabiliyor. Ama dokunduğunda hiçbir şey hissetmiyorsun. Direksiyon işte çevirirsen sadece bir sertliği var. Ama bu araba da öyle değil. Yolda olup biteni hissediyorsun. Direksiyonda hafif bir tölere var. Anlık tepkilerine çok net cevaplar verebiliyor ve hissedebiliyorsun. Bu güzel bir detay. Şimdi şurada bir gazlayalım ve süspansiyonlarından falan da bahsedeyim size. Onlar nasıl onları da anlatayım. Şöyle abi, bu arabayı şuradan sport moda alalım. Dinamik sürüş moduna ve dip gaz yapalım. Güzel yürümüyor mu? Bu yol çok bozuk bir yol. Benim süspansiyon testi yolum 110 oldu. 130. Yola bakmayın. Yol çok bozuk. Tekrar söylüyorum. 160 ve 170 kilometre hıza çıktı bu yolda. Gerçekten güzel bir performansı var. 380 Nm torku da, 184 beygir gücü de net bir şekilde hissedebiliyorsun ve kesinlikle ve kesinlikle seni korkutmuyor. Rahat bir şekilde kullanıyorsun. Virajlara girdiğin zaman, ya arabanın virajları nasıl biliyor musun? Tam olarak şöyle. Gaza oturuyorsun. Arkası yola çakılıyor resmen. Yola oturuyor. Tamam mı? Ön tarafı sanki zannediyorsun ki böyle gaza basınca önde biraz kalkıyor ya arabanın. Zannediyorsun ki ön tarafı biraz havada. Arka taraf yerde. Tamam mı? Önü de kopmuyor, arkası da kopmuyor. Ama şöyle oturuyorsun arabanın içerisinde. Şöyle gidiyorsun. Onun verdiği ayrı bir hissi var. Amerikan arabası hissi gibi hissi var yani. Gerçekten X-Drive ile beraber bu araba çok güzel yön tutuyor. Ama biraz yan yatıyor. Süspansiyon alttan gelen darbelere karşı kesinlikle ve kesinlikle hiç yetenekli değil. Yolda olup biteni, işte bütün çukurları, her şeyi hissediyorsun. Ve biraz tıkırtılı çalışıyor. Yani bu arabada işte büyük jant, tamam dışarıdan güzel gözüküyor ama konfor açısından çok iyi değil açıkçası. Süspansiyon yalnız uzun yolda iyi. Yani özellikle düşme hareketlerinde güzel. Orada bir şey yok. Orada gayet konforlusun. Ama işte bozuk yola girdiğinde alttan bir darbe geliyorsa sıkıştırma hareketlerinde çok iyi değil maalesef. Hatta bence hiç iyi değil. Özellikle bu jantlarla beraber. Yol sesi bu arabada var. 120'yi geçtiğin zaman sunroof'tan, aynalardan, ki buna bir de şey taktırmışlar. Eski sahibi taktırmış. Batman ayna kapağı dedikleri kapaktan taktırmışlar. Ben böyle eklentileri bu arabalara hiçbir arabaya yakıştırmıyorum ama neyse. Yapmışlar. O da birazcık rüzgar sesi yapıyor. Normalde bu kadar değildi ama onun da bir tık böyle sesi artırdığını söyleyebilirim. Motor sesi sabitteyken 180'de de gitsen çok fazla gelmiyor. Ama rölantide ve gazlamada motor sesi geliyor. Ya böyle aslında bu araba şey gibi birazcık. Hani eski arabalardaki hafif o mekanik hissiyatı alırsın ya. Dizelle aldığın zaman öyle bir hissiyat oluyor. Çünkü ses falan da geliyor alttan üstten. Onunla beraber öyle hissediyorsun ve güzel de yol tutuyor. 320 dizel X-Drive ile beraber bence bu serinin en zevkli hali. Yani bizim alabileceğimiz en zevkli hali. Tabii ki bunun farklı versiyonları var. F80'leri var mesela bu arabanın. M3'leri var falan ama onlar zaten bizim değil. Dünyanın farklı yerlerinde de herkesin bineceği arabalar değil. Bu ulaşılabilir. Az yakıt tüketen ama hızlı giden bir versiyonu. 170'liği de güzeldi bu arabanın. Ama bu motor ona göre biraz daha sıhhatli. O biraz daha tez tez bakım gerektiriyor. Buna göre daha ucuz bakımlar ama tez tez yaptığın için, tez tez özellikle vurguluyorum. Tez tez önemli bir şey. Tez siz de yapın. Bunda biraz daha geç bakım gerektiriyor ama parçaları pahalı. Dengeye geliyor yani ikisinin bakımları. Dip gaz yaptım tekrar. Böyle ağır kalkıyor. Sonra yırtınıp götürüyor seni. 100. Abi baksana. Şu bozuk yolda bile hiç gram sapmadan gidiyoruz. Sesi de dinle. 170 dedik. Dip gaz yaptım tekrar. Şimdi bunda bir de bir kronik problem daha var. Onu da söyleyeyim size. Hazır şöyle gazlamışken. Bu arabada en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de şu. Ya bu araba yüksek süratlerde biraz gittiğiniz zaman diskleri biraz hızlı ısıtan bir araba. Diskler ısındıktan sonra tabii fren yaptığınız zaman, yani çok ısırıp bıraktırdığınız zaman titriyor diskleri. Ben şimdiye kadar kaç tane F30 bindiysem, sayayım kaç tane F30 bindiysem, 13 tane falan bindim. 13 tane F30'un 12'sinde vardı. 13.sünde zaten diskleri yeniydi. Bu neden oluyor bilmiyorum açıkçası. Yabancı forumlardan veya yabancı BMW sayfalarından araştırmam lazımdı. Ona çok bakamadım ama böyle bir problemi var. F20'lerde de oluyor. Onlarda da
X serisinde o ön titreme yaşanıyor. Burada bana yol bilgisayarında uzun süreli yakıt tüketimi 7.8 litre olarak gösteriliyor. Şehir içinde bu arabayı kullandığınız zaman, ağırlığı da az değil bu arada, yaklaşık 8 litre, 8.5 litre gazlarsan en baba 9 litre civarında bir yakıt oluyor. 4 çeker bir araba olmasına rağmen. Ha böyle çok soğukta ısıtmadan gazladığın kısa süreli kontak aç kapı 10 da yakar o zaman. Şehir dışında da gazlayıp gitsen bile, yani böyle gazlayıp gitsen bile derken düzenli. Mesela 140-150-160 bandında düzenli gidiyorsun. 6.5 falan yakıyor. Bir şaşırıyorsun. Diyorsun ki abi bu nasıl yakıt yani? Araba iyi de gidiyor ama öyle yakıyor. Eğer 110-110 gidersen bu arabayla, 110-110 bu arabayla 5-5,5 litre yakıt tüketiyorsun. Bir de şaşırıyorsun yani açıkçası. Dediğim gibi ben daha önce de kullandım. Çok şaşırtıcı bir yakıt tüketim var özellikle uzun yolda. Normal işte standart 120 falan gidersen de 6 litre bandında bir yakıt oluyor. Ama düzensiz gazlayarak gidersen, işte freni efektif kullanmayıp küçük bir ısınma problemi yaşadık yine. Şöyle kamerayı elime alayım anlatayım. Efektif kullanmazsanız uzun yolda da 8 litreleri görmeniz mümkün. 320 dizel F30 X-Drive'ın detayları böyleydi. Umarım yeterli bir video olmuştur. İçini ve dışını detaylıca anlatabilmişimdir size. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.